Evet, şu anda Pager 410 karavanın önündeyiz. Değişik bir karavan. Burada kocaman bir saklama bölmesi mevcut. Kocaman. Bu giriş kapısı. İçeriye giriyoruz. Girdiğimiz zaman sağ tarafta sabit bir yatağı mevcut. Sabit yatağın altı az önce gördük. Saklama alanları. Sol tarafta ise şöyle dijital bir kontrol paneli var. Aynı zamanda açma kapama düğmelerinin bulunduğu bölüm. Şurada genel saklama alanları var. Şurası mutfağın olduğu bölüm. Burada gene işlerini kolaylaştıracak açılır kapanır bir çekme masa mevcut. Böyle geldiğiniz zaman gene burada yemek kokularının dışarı çıkması için açılır kapanır bir adet pencere mevcut. Üstünde gene saklama bölümlerinin olduğu yerler var. Şöyle baktığınız zaman evet, sabit bir tavan. Üstte tavan eki açılır bir şekilde. Gene bu tarafta saklama alanları. Burada ise oturma grubu konulmuş. Bir oturma grubu. Oturma grubunun hemen burada açılır bir penceresi var. Buraya da şöyle şık çekilebilir perdeler konmuş. Şurada elbise asmak için kocaman bir alan var. Altta da gene ayakkabı da konulabilir bir alan mevcut. Burası banyonun olduğu bölüm. Banyoda da yine dönerli bir tuvalet, evyesi, altı dolaplı, aynası. Burada penceresi açılır kapanır. Evet, burada da yine bir prizimiz var. Hemen buzdolabı bu kısma yerleştirilmiş. Buzdolabının üzerinde de yine bir saklama veya değişik şeyler kullanabilir dolap. Altta ise gene bir saklama alanı mevcut. Bu karavanın bir özelliği de arkadan çıkış kapısının bulunması. Yani iki tane kapısı var. Bir önden giriyorsunuz, bir de arkadan çıkıyorsunuz. Şu anda arka kapıdan çıkıyorum. Orada da kapısı mevcut. Evet. Karavan etrafında dolanıyorum şimdi. Badger 410 karavan. Bu alttaki saklama bölümü her iki taraftan da ulaşılabiliyor. Bu karavanın önden görünüşü. Gene karavanın bu tarafta su girişi. Yan tarafında TV. Burada da elektrik girişi mevcut. Şöyle baktığınız zaman tentesi. Tentesi de otomatik açılıyormuş. Otomatik açılıp kapanıyormuş. Şöyle baktığınız zaman güzel bir karavan.